Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle bir önceki videoda yaptığımız alışverişin ürünleriyle hem makyaj yapacağım hem de yapmış olduğum kombinleri göstereceğim. 3 farklı kombinimiz var. Bu ürünler piyasaya yeni çıkanlar ve benim hiç kullanmadıklarım. Bence artık başlayalım. Makyaj spreyiyle başlayacağım. Bu L'Oreal'in Shake and Glow aydınlatıcı spreyi. Çift fazdan oluşuyor. O yüzden iyice çalkalamak gerekiyor. Bak ay ses ne kadar güzel. İsterseniz makyaj bazı olarak, isterseniz de makyajdan sonra kullanabiliyorsunuz. İlk önce ben bir makyaj bazı olarak yüzüme bir yapıştırayım bunu. Ondan sonra devamına bakarız. Ay çok güzel kokuyor bu. Bayağı iyi kokuyor ve tadı kötü. Ama ufak çaplı boğuldum şuna. Kullananlar bunu çok beğendi. Açıkçası ben de birazcık onun gazına gelerek aldım ama bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ağzımda hala onun tadı var. Bir su içeyim. L'Oreal'in Glow Cherry, o makyaj bazımı kullanacağım. Bu aslında böyle şey, ışıltı veren renkli nemlendirici olarak geçiyor. Bir şey kapatacak mı kapatmayacak mı bilmiyorum. Bu arada benimkinin rengi Light Glow. Bir açığı daha vardı, porselen miydi? Öyle bir şeydi. Ben böyle aydınlatıcı deyince yoğurt gibi sürmeyi severim bilirsiniz ki. Elimle uygulayacağım, öyle hiç fırça falan olayına girmeyeceğim. Oha, oha bir şey soracağım, çok güzel yapısı. Ve şey gibi kokuyor, karpuz, çilek. Soda gibi kokuyor. Reflektör görevi görmem. Baksana. Aa, bu çok güzelmiş. Ben bundan yedekleyeyim bu bayram indiriminde. Çünkü 24 liraya aldım. Normalde 50 lira falan. Günlük olarak hani bunu uygulayıp sadece çıkabilirsiniz falan diyenler vardı. Sürüp çıkamam ya. Bu bayağı yaldır yaldır bir şey yani. Ha, en fazla ne yapılır? Roaccutan tedavim bittikten sonra. Şu sivilce izlerim de geçtikten sonra bunu böyle şuralarıma pıtlatırım. Fondöten kullanmayacağım zaman da uygulayabilirim. Aa, kirpiğim düşmüş. Dur hemen dilek tutayım bir saniye. Alttaysa olmayacak, üstteyse olacak. Yeee. Güzel bir şey dilemiştim. Şu an şey, bunun gazına gelerek devam ediyorum. Şimdi geldim en sevdiğim fondötene. Revolution Pro'nun fondöteni. Bu var ya, bomba ya. Eğer cildiniz kuruysa, birazcık kapatıcılık istiyor ama çok da ağır bir şey istemiyorsanız tam sizin ürününüz. Şöyle şey, ufak gözyaşı damlaları yapıyorum. Ben biraz bronzlaşmışım herhalde ya. F6 bana biraz açık mı oluyor, ne oluyor? Alışveriş videosunda da söylediğim bu Eclipse'in boncuklu serisi. Adını şu an hatırlamıyorum serinin. Kontür fırçasıydı zannediyorum ki bu. Ama ben bununla fondöten yaymaya bayılıyorum. Gerçekten çok güzel kapatıcılık veriyor. Bir de üstüne üstlük böyle ürünlerde çok fazla çizgi de yaratmıyor. Yoğun yoğun uygulayacağım. Sonra üzerinden birazcık da süngerle geçeceğiz. Ay çok sürmüş. Bu ne ya? Bir dakika dur, ben onları dağıtacağım şimdi. Böyle kalmayacak bu. Maske. İnce yapılı bir fondöten olduğu için eğer cildiniz kuruysa çok seversiniz. Yağlıysa da sabitlemeniz gerekiyor. Sabitlemeden olmaz yani o iş yaş. Biraz boynuma getireyim. Normalde az ürün uyguladığımda kesinlikle böyle çizgilenme falan yapmıyor da şu an birazcık çizgilendi. Boca etmişim birazcık. Çaktırmıyoruz, devam. Değişik oluyor elimle yüzüm arasındaki ton farkı. İlaç kullandığımdan dolayı güneşten koruyorum. Vücudumu da koruyorum aslında ama yani biraz bronzlaşmışım. Ay bir şey yapacağım. Bu aramızda, tamam mı? Evet. Bak. Ay çok güzel oldu. Bir de bitmesin diye az az kullanmam. Şu kemiklerime de uygulayayım. Ay bu vücuda da uygulanır. Çok güzel bir şey. Bayıldım ötesi. Direkt ben göz altlarına geçeceğim. Yeni bir kapatıcı almadım. Ben de çünkü en sevdiğim kapatıcılardan ikisi yanımda. Birisi Maybelline'in Age Rewind'ı, diğeri de Maybelline'in Fit Me kapatıcısı. Açıkçası ben ikisini de çok seviyorum. Buldukça stokluyorum yani, böyle bir açlık olamaz. Yani bu süngerini yediğim ürün emiyor birazcık ama çok güzel uyguluyor. Şurada çok azıcık sivilce lekemsi bir şeyler var. Oraya da boca edeceğim. Yeter ki kapansın. Ama bir şey soracağım, cildim ışıltılı duruyor. Ben çok sevdim bu üstü. Herkes çok beğendi elbisemi, nazar değdi. Şimdi bunu süngerle dağıtacağım. Baksanıza sivilce lekelerimi falan bayağı iyi kapattı. Çok seviyorum ya bu kapatıcıyı. Bazıları diyor ki süngerinden dolayı işte bakteri üretiyor falan filan. Bakterisine kurban. Şimdi hemen cildim böyle çok cozutmadan pudralayacağım. Bu Eclipse'in şöyle bir fırçası var, böyle kocaman bir şey. Tek farlı makyaj yapmak istiyorsanız çok güzel. Ama hani böyle geçişli falan bir şeyler yapmak istiyorsanız Maybelline'in Face Studio pudrasını söylemiştim. Çok ince yapılı, çok güzel bir pudra. Bunu ben mesela böyle alıp gözlerimin altını sabitliyorum bu fırçayla ve gerçekten çok böyle küçük bölgelere oturttuğu için pudrayı saçma sapan bir matlık da olmuyor. Bir de ince uyguluyor. Hatta biraz göz kapağıma da geçeyim. Mimik çizgilerime. Şöyle cildimin şuralarına çok gelmeyeceğim çünkü orada likit ürünler kullanacağız. Parlamasını almasını istediğim yerler. Nasıl bir cümleydi bu? Ew.
Vuet far bazına geçeceğim. Rival de Lup'un far bazı. Bunu vallahi alıp da pişman olan kimse görmedim. Hepsi bana teşekkür etti. Ben önerdim ve böyle öneririm işte. Bütün geldi şöyle oturtacağım. Pudraladığım anda şey dedim, keşke. Keşke pudralamasaydım ama çok ince bir ürün olduğu için üzerine koyduğumuz dikit ürünleri de böyle çamur haline getirmiyor. Ya çok iyi bir pudra. Kurcalılar, koşun alın bunu. Şimdi geldim kaşlara. Maybelline'in şöyle Tatu Brow isimli bir kaş kalemi var. Bu çok çok ilginç bir kalem. Böyle 3 tane çizik var. Şöyle çektiğinizde 3 kılcık çiziyor. Wow, çok iyi. Benimkinin rengi medium brow. Aşağıdan yukarı böyle böyle çekiyorum. Ve aşırı pratik. Aşırı pratik yani. Şöyle aralara da atıyorum ufak ufak. Varsa boşluklarda olsun diye. Böyle yalancıktan. Üstünden de Essence'ın bu Make Me Brow kaş jeliyle geçiyorum. Çok hafif renk veriyor. Birazcık dolduruyor. Böyle yukarı doğru tarıyorum ya. Kenarlarından yatırıyorum. Şimdi geldik far paletlerine. Size Revolution'ın far paletlerini söylemiştim. Şöyle göstereyim. Renkleri gerçekten bomba. Bomba yani. Bugün hangisini kullansam? Şimdi ben pembeli morlu bir şeyler yaptığımda bana kızıyorsunuz. Yeter artık diyorsunuz. Ben de o yüzden şuradan niye açamadım bunu? Aa, bant varmış bunda. Kahveli far paletini kullanacağım. Bunun adı Restoration. İçindeki renkler... Yakından göstereyim ya. Bundan siz de faydalanın. Yani içindeki renkler gerçekten bombastik. İsmail YK şarkı yazsa www.bombama.com buna yazardı. Şurada iki renge bir göz koydum. Ondan başlayacağım. Bu paletlerin tek sıkıntısı. Fena. İçlerinde bir ayna olmayışı. O kadar kusur kadı kızında da olur diye bir laf var. Takılmıyoruz çok onlara. Deli bir göz makyajı yapasım yok aslında. Çok sade bırakacağım. Şu güzel bir renge benziyor ya. Şunu oturtalım mı? Böyle hafif kahvemsi, mürdümümsü bir renk var. Bunu direkt şöyle şöyle. Üf, bak bu çok iyi. Hafif böyle sedefli gibimsi. Şu aynı fardan alıp etrafını yine çok azıcık dağıtacağım. Bunu parmakla da bence çok güzel uygulayabilirsiniz. Ama ben böyle fırçayla bir giriştim. Baktım tutuyor. Devam ettim. Ya da fırçamı ıslatsam. Yılan. Hemen ıslatıyorum bir saniye. Evet, bakın. Bir tık daha fark ediyor. Bence bu daha tatlı oldu. Ben şey kullanmayı unuttum. Eclipse'in böyle bir far fırçasından bahsetmiştim size ama alışverişte bunu bulamamıştım. Çok başarılı bir far fırçası ve 8 liraya falan düşüyor indirimlerde. Kesinlikle kaçırmayın. Ten rengini alacağım. Onunla da şöyle şu dış köşeleri temizleyeceğim. Normalde farı bununla dağıtıp size gösterecektim ne kadar güzel böyle homojen yaydığını ama balık hafıza. Unuttum anlık. Göz altlarımdan daha açık bir renkle geçeceğim. Şu Queen isimli farla. Şimdi Biolis'in bu Dragit eyelinerını kullanacağım. Bunu çok sevdiğimi söylemiştim ve her kullanan, gerçekten her satın alan bana çok güzel mesajlar attı Merve sayende. Eyeliner'ı böyle böyle çekerken artık böyle çekiyorum diye. Yılan eyeliner, jilet eyeliner. İşte o eyeliner, bu eyeliner. Bir cümlede ne kadar çok eyeliner denilebilirdi. Bunlardan bezdum. Allah'ım sen sabır ver. Aa, dudağım kanattı. Bak. Bu Maybelline'in Tattoo Liner'larından Smooth Walnut rengi. Bununla böyle direkt altlı üstlü gözümün içinden geçeceğim. Böyle gözümü çerçeveledim. Kızıl kahve bir renk. Yani birazcık gözün rengini değiştirebilecek renklerden biri. Küçük bir fırçaya bir kahverengi alıp onu azıcık dağıtacağım. Şunun gibi. Aslında şu daha güzel olur ama birazcık koyulaştırmaktan çekiniyorum. Tam kirpik dibimden geçiyorum. Kalem orada birazcık dağılmak istiyor. Yani şöyle kirpiklerime birazcık bulaştıracağım. Kalemin dağılmış halini bir de görelim. Kahverengi buğu yaptık oraya ama sanki onu istiyor gibi geldi bana. Şimdi fırçama ürün almadan şöyle bir dağıtıyorum. Bir tık daha iyi oldu gibi sanki. Ama rengi çok güzelmiş. Yapısı jel gibi ya. Çok değişik. Yani bunu eyeliner olarak da kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Bayağı güzel bir şey. Neyi hesap etmedim? Kahverengi maskaranın gözümde görünemeyeceğini hesap edemedim mesela. Eyelinerlı bir şeyler yaptığımız için hani kirpiklerim yok olsun istemiyorum. O yüzden L'Oreal'in Paradise'ını bir kenara bırakıyorum. Bunu farklı bir videoda deneriz sizinle. Unlimited Waterproof. Yani zaten maskaranın yapısını ben çok beğeniyordum, çok seviyordum ama akıyordu. Ümit ediyorum ki ağladığımda akmayacak. Mesela. Ya da böyle bununla havuza falan mı girsek? Instagram'da gösteririm. Ki hala beni Instagram'dan takip etmediğini biliyorum. Biliyorum. Gözlerime bak ve konuş. Hemen şuracıktan gelen Instagram hesabımı takip et. Suya dayanıklı olup olmadığını paylaşacağım. Ya şu an yeni açtığım için bir tık ıslak. Oh yani. Bitmiş bir
maskaramın fırçasıyla onu iyice orada dağıtacağım. Kirpiklerimi ayıracağım daha doğrusu. Bu kesinlikle ikinci katı istiyor bu arada. Fırçasında küçük küçük böyle kılcıklar da var. En alttaki kirpiğini bile kavradığını böyle hissediyorsun. Allah falan diye alıyor. Waterproof olmayan versiyonunda aktığı için bir gün yağmur yağdı. Ağlama falan da yok yani bu hikayede. Yürüyorum yani yolda. İnsanlar bana bakıyor. Allah Allah diyorum. Üstüme bakıyorum. Bir yerim mi açık, bir şeyim var falan diye. Sonra arkadaşlarımla buluştum. Biz fotoğraf falan çektik. Kimse hiçbir şey demiyor. Yazıklar olsun size. Akşam fotoğraflara bakıyorum. Buramdan böyle 2-3 damla rimel akmış, ağlamışım gibi. Ve bütün fotoğraflarda o ağlamaklı halimle gülüyorum. Yıkılmadım ama ayakta da değil. Deli etmişlerdi beni. Sonra onları Photoshop'ta sildiler. Ve o fotoğraflar paylaşıldı. Hani fotoğraflardan da vazgeçmedik. Ben deli oluyorum ya. Uyar kardeşimdeki gözünde rimel akmış. Dişinde maydanoz kalmış. Yani bunlar ayıp şeyler değil. Söylemeyince rezil oluyorsun. Bence daha oynamayalım biz bu gözlerle. Üf. Kirpiklere bak. Bayağı iyi ya. Ben maskarayı çok seviyorum. Bunu kahverengi maskarada uygulasaydık makyaj hiç görünmeyecekti bence. Doğru bir seçim yaptık. Devam edelim. Şimdi asıl bomba. Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Bir tıkçık mıncıklamış olabilirim ama daha uygulamadım. Az önce kapatıcı olarak uyguladığım Maybelline'in Anti-Age Razor'ı. Ne bunun rengi? Deep Bronze. Çok pigmentli olduğunu biliyorum. Hani böyle yaldır yaldır sürüyorlar. Sonra çamur oluyor. Onu yapmamaya çalışacağım. Şöyle ufak ufak. Şu bile fazla olabilir, emin değilim. Size yine alışveriş videosunda bahsettiğim Nashita'nın Ombre serisinden 236 numaralı şu fırçayı kullanacağım. Bu böyle birazcık ne derler? İnce yapılı olduğu için krem ürünleri güzel yediriyor. Yes, çok güzel. Bu bayağı güzelmiş. Sanki birazcık daha kaldırır ha. Oh. Ama bakın hani böyle çok küllü bir ton değil, onu söyleyeyim. Yani bronzer zaten adı üstünde. Birazcık daha içinde turunculuk içeriyor. Sadece çok fazla uygulamamak lazım bunun gibi. Elimin gerçekten ayarı yok. Oh, daha tamam. Neyse süngerle geçeriz üstünde. Çamurlaşma şeyine geçebiliyor evresine. Buna dikkat etmek lazım. Süngerle girişiyorum. 1-2. 1-2. Orayı da bir bronzlaştıracağım ama yani bu bile fazla oldu galiba. Yok. Tamam, bunu da yedirdik. Ama bakar mısınız bayağı şey, tatilden geldim. Efekti veriyor. Hmm, sevdim. Şöyle burun ucuma da geçsem bence tatlı olur. Gıdı. Burunun yok olması için. Şimdi bu ürünü ilk kez kullandığımdan dolayı birazcık bocalamış olabilirim. Şu alt kısımlarını temizlemek için ve şurayı azıcık kapatıcı uyguluyorum. O çok güzelmiş be. Yani kullanabilene güzel. Fazla uygulamış gibi görünüyorum. Bronzerın fazlası olmaz. Ve evet, aydınlatıcı deyince akan sular bilirsiniz ki duruyor. Bu pastelin Daylight'larından 11 numara. Çok tatlı. Şu parmakla uygulamak var ya, efsane. İçinde sim yok. Sadece böyle yaldır yaldır bir ıslaklık veriyor. Fondöten falan kullanmıyorsanız günlük olarak dayayın bunu yüzünüze. Ve sağlıklı sağlıklı gezinin yani ortada. Likit aydınlatıcıları da bu arada ben çok seviyorum ama şeyi fark ettim. Böyle krem olanları uygulamak bir tık daha kolay olabiliyor. Yani en azından dağıtım açısından. Ben bunu çok seviyorum. Ben bıraksam ben sabah kadar sürerim bunu. Biri alsın şunu benim elimden. İyi değilim. Ve Maybelline'in bu Fit Me aldıkları. Bunun rengi 35. Rengi yalnız 35. Çok tatlı, şeftalimsi bir renk. Simli mi ya bu biraz? Sanki ışıl... Aa evet. Tamamen mat değil. Böyle şey, saten dedikleri o yapı var ya, ondan. Aa, ooo bayağı parlak yalnız bu. Ah, size bahsettiğim Nashita'nın 235 numaralı fırçası da buydu. Kesik uçlu ve gerçekten ürünleri aşırı homojen yayıyor. Bronzer'ı, allığı, aydınlatıcıyı, pudrayı dayayın yüzünüze bununla. Hiçbir şey olmaz. Fazlasını atıyorum. Gülümseyip elmacık yanaklarımı pembişleştiriyorum. Şu an zaten sıcaktan pembiş ama bir renge bak. Çok güzel. Yani bununla şöyle birazcık alnımdan da geçeceğim. Burnumdan da geçeceğim. Tatil yapamayanların kaçış noktası. Ben bir sıcakladım. O yüzden azıcık şundan yüzüme bir fışratacağım. Çok iyi ya. Sabaha kadar sıkarım şunu. Bayağı aydınlık yapıyor. Birazcık kurusun bakalım hani fondötenin üzerinde nasıl bir etkisi var. Şimdi dudaklara geldim. Aslında ben Gratis'ten Biolis'in şu Zip It likit rujlarından 511 kaşmir rengini almıştım. Bunun rengi gerçekten çok çok güzel ama göz makyajıyla çok gidecekmiş gibi değil. Yine de bir deneyelim. Bunun rengini çok beğendim.
Sanki fena da olmadı ya. Çok da kötü olmadı gibi. Ama bunun üstünden bir gloss geçersek ben daha da rahat edeceğim. Çünkü dudaklarım aşırı kuruyor ilaçtan dolayı. The Balm'ın Plump Your Pucker'larından Dramatize rengini kullanacağım. Bu birazcık daha rengi pembeden şeftaliye götürüyor. Daha da yumuşatıyor. Hilmi bunu beğendi. Ama çok güzel oldu. Başka deneyecek önümde bir ürün yok. Şu ana kadar kullandığım hiçbir üründen demedim. Bence hepsi çok güzeldi. Hepsi indirimde alınabilecek ürünler. Çok hafif göz altlarımı falan tekrardan sabitledim. Çünkü bu bayağı ışıltılı bir şey olduğu için göz altlarımı da çok parlattı. Bence şu an bir tık daha iyi duruyor. Kozmetik sayfasını burada kapatalım. Ürünler bu şekilde. Umarım severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Ama şimdi asıl bombaya geliyoruz. O 3 tane kombin. O 3 tane mükemmel kombin. Acaba hangileri? Neleri satın aldım? Şimdi sizin için hepsini deneyeceğim. Hadi çıkalım. Evet, makyajımı yaptım. Şimdi sıra geldi güzel kombinlerime. Zaten bence muhtemelen tahmin ediyorsunuz. İlk önce Elsva 2'den aldığım iki kombinden bahsedeceğim size. Siyah, düğmeli, diz kapağının üstünde biten, yakası oldukça tatlı ve keten kumaşa sahip. Bence çok tatlı bir elbise. Böyle 3-4 parmak daha kısa olsaydı favori elbisem olabilirdi ki ben onu kestireceğim. Ve belinden çok azıcık içeri aldıracağım. Ufak tadilatlar görünce elbise kendine gelecek. Ondaki ışığı gördüm ben yani. Altıma giydiğim sneakerlar yine Elsva 2'den. Gerçekten çok uygun fiyatlılar. Ben böyle birazcık kaba spor ayakkabıları çok seviyorum. Ve özellikle de böyle çıtı pıtı elbiselerin altında böyle birazcık asileştirmesini açıkçası çok seviyorum. Duruşunu çok çok beğendim. Özellikle de siyaha siyah kenarlarında beyaz böyle detaylarla bence çok tatlı oldu. Yine böyle küçük bir sırt çantasıyla kombinlenebilir ama ben bunda çanta kullanmadım. İkinci kombinim. Bunu da çok beğendim gerçekten. O kahverengi gömleğin keten dokusu. Ah anlayamazsınız. Çok çok beğendim ben onu. Balcıklı olması, hafif böyle göbeğin görünmesi falan. O böyle mesafeli bir dekoltesi var gömleğin. Rengi de çok güzel gerçekten. Dokusu da çok güzel. Normalde siyahla ben kahveyi hiç yakıştırmam. Hiç de kullanmam. Ama bu kombinde bayıldım gerçekten. Böyle püsküllerinin oluşu falan, böyle salaş oluşu falan çok hoşuma gitti. Ayrıca yine altımda spor ayakkabılarımı görüyorsunuz ve oh, o canım çantacığım. Hasır çantalar zaten aşırı moda. Bu hasır çantanın da üstünde böyle taba renkli bir deri kullanılmış. Birazcık daha böyle heyecan katmışlar taba rengi detaylar kullanarak. Bence çok şıklaştırmış. Belki şorta bir kemer de çok güzel olabilirdi ama kemersiz kullanmayı tercih ettim. Hem spor, hem günlük, hem bayramlık artık nasıl adlandırmak istiyorsanız öyle kullanabileceğiniz bir kombin olarak düşünüyorum. Ben çok beğendim. Ve üçüncü kombin tam olarak şu anda üstümde olan. Allah'ım çok tatlı. Çok güzel bir bluz. Bluzla ufak bir sorun yaşamıştık biz zamanında. Kendisinin 18 lira olduğunu düşünüp atladım. Sonra 60 lira olduğunu öğrendim. Ufak çaplı kalp krizi. Ama ben gerçekten duruşunu çok beğendiğim için aldım şimdi. Yani yapacak bir şey yok. Yine ketenvari. Hafif kalın bir kumaş. O yüzden şekilli duruyor bu volanları. Aylaktan volanların arkaya doğru gitmesi de çok güzel. Yani tamamen vücudumu döndürerek devam ediyor. Onu çok çok beğendim. Rengi zaten muhteşem, böyle fil dişimsi bir renk. Bembeyaz değil, krem de değil. Altıma giydiğim pantolona da aşık oldum ötesi. Popodan da ah çok tatlı. Popodan doğru bol geldiği için inanılmaz güzel duruyor. Özellikle de paça boyunu ben çok beğendim ama mecburen kestirmek zorunda kalacağım. Çünkü çok yere sürülüyor. Ayağımın altına falan giriyor. Böyle ayağımda beyaz spor ayakkabılarla bence çok çok sevimli oldum. Kotun rengi de çok güzel. Böyle açık jeanleri ben çok beğeniyorum. Özellikle de bu tarz bluzlarla. Hemen de ona bir tane taba rengi kemere attım. Tabii ki hasır çantamı yanımdan ayıramazdım. Onunla beraber çok güzel bir kombin oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. En çok beğendiğiniz kombin hangisi? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Çok çok merak ediyorum. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.